Merhaba ben Erol. Bildiğiniz gibi iPhone fiyatları uçtu gitti yani tutamıyorsunuz. Daha dün 30 bin lira olan iPhone bugün 37 bin lira belki daha fazla olacak. O yüzden dolayı fiyatların artması konusunda değil Hangi alınır bu videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle en düşük alınabilecek iPhone iPhone 11 olarak gözüküyor baktığım zaman. Ama iPhone 11'in fiyatına baktığım zaman şu an neredeyse 64 GB'lık 22 bin TL. 22.000 TL iPhone 11'e vermek mantıklı mı? Fazla mantıklı değil. Bunun yerine ikinci el alıp ya da yenilenmişe ucuz getirip almak kesinlikle ve kesinlikle mantıklı. Çünkü bu telefon şu an günümüzde başarılı değil fazla. Ekran kısmında çöp, batarya kısmında idare eder. Kamera kısmında çok çok iyi değil ama yine iPhone olduğu için yazılımla birlikte arka tarafta güzel işler çıkartabiliyor. Ön kamerası başarılı. işlemcisi A13 Bionic yani şu an bile günümüzde performanslı bir şekilde çalışabiliyor. Bunun yanında 5G desteği bulunmuyor. Ses kısmında berbat olduğunu söyleyebilirim günümüz için ama yani çok çok kötü de değil. suyu ya da toza karşı dayanıklılık bulunuyor. Bunun yanında Face ID vesaire de bulunuyor. Ama kutusundan bir şey de çıkmıyor. Şimdi bu telefonun başarılı olduğu yanları söylemek gerekirse kamera kısmında optik görüntü sabitleyicisi, ön kamerası ve yine bir tık da olsa arka kamerası ve kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Bu da büyük bir artı olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci kısmında başarılı olduğu için iPhone 11'i almak yani bence sıfır fiyatını almak mantıklı değil. Gidip de ikinci el olarak alabilirsiniz. E peki ben iPhone 11 istemiyorum ama ona benzeyen başka bir telefon yok mu? Var. iPhone XR. Şimdi iPhone XR'ın fiyatına baktığım zaman iPhone XR'da arası arasındaki farkları birazdan söyleyeceğim sizlere hemen fiyatı 18.000 bin, 19.000 bin TL arasında değişiyor Peki iPhone 11 ile arasında ne farkı var tek farkının ne olduğunu söyleyeyim sizlere sadece geniş açı kamerası bulunmuyor tek kamera modülü ile birlikte geliyor ve tasarım olarak biraz daha kaba duruyor gibi geliyor bana bu telefon Çünkü arkadaşım da iPhone XR vardı ve tutarken biraz kaba geliyordu kılıftan da olabilir telefonu çıkartıp elime aldığım halde bir tık kaba geldi bana yani çok çok değil ama bir tık geldi bunun dışında iPhone XR'ı da alabilirsiniz ama iPhone XR'ı da daha ucuza düşürüp ise dersinize gidip yenilenmiş olarak ya da ikinci el olarak da alabilirsiniz yani burada kesinlikle bütçe meselesi iPhone XR alınması Bence mantıklı fakat şöyle bir konu daha var güncelleme meselesi şimdi iPhone XR iPhone 11'den bir nesil önce çıktı neredeyse bütün özellikleri aynı olsa da bir nesil önce çıktığı için önümüzdeki sene de güncelleme aldıktan sonra bu telefonda güncelleme desteği kesilecek ve 3-4 yıl sonra uygulama destekleri de yavaştan kesilecektir iPhone XR'ı da bunu bilerek alın yani 11 ile XR'ı bu şekilde alabilirsiniz ama hala bana çok saçma gülüyor yani iPhone 11 22 bin lira yani 22 bin lira alabiliyorsanız gidin Android seviyorsanız ya da Android alışkanlığınız varsa gidin 20 bin liraya Android cihazlarda kral telefonlar var gidin bunları alın ya yani gidip de iPhone 11'e gerçekten iPhone Dışına başka telefon kullanamıyorsanız gidip de bu kadar para vermeyin. Çünkü ya çöp telefon. iPhone ne kadar iyi olsa da çöp gerçekten. Ben iPhone 11'in fazla iyi olduğunu düşünmüyorum. XR içinde aynısın diyorum. Tabi kelepir fiyata düşürürsünüz. Sağlıyorum ki gidip de 10.000 TL'ye pili sıkıntılı bir telefon alıp da gidip 1.000 TL yaptırıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Öyle bir şeyler düşürürseniz tamam. Gerçekten fiyat performans telefon. Ama dediğim gibi 22.000 TL çok çok fazla. 2 aylık asker ücretinizi bu telefona yatırıyorsunuz. Şimdi gelelim diğer böyle daha eşdeşamlı bir fiyata sahip olan iPhone 13'ümüze. Şimdi iPhone 12 almak bir kere mantıklı değil. Bana mantıklı gelmiyor. Çünkü çok çok tutulan bir cihaz değil ve çok fazla satılan bir cihaz değil. Ama iPhone 13 herkesin elinde görüyorum. Yani iPhone 13'te iPhone 13. iPhone 13 neden bu kadar tuttu? Çünkü gerçekten telefon güzel. Yani hoşumuza giden özellikler var ve tasarım olarak da benim baya baya hoşuma gitti. iPhone 13 fiyatı şu an 37 bin lira. Daha dün ne kadardı biliyor musunuz? Mu? MediaMarkt Mark mı, Teknosa mı hatırlamıyorum. Bir mağazada tam olarak 30 bin liraydı. Ve bugün 7 bin lirayla güne başladı. 37 bin liralık bir telefon ve bu telefon iPhone 13. Şimdi ekran kısmında hakkını yemeyeceğim. Gerçekten kaliteli bir ekrana sahip. Ama 60 Hz olması gerçekten bizi üzüyor. Çünkü 60 Hz'lik bir ekrana 37 bin lira vermek bana koyuyor abi. Çünkü sen bakıyorsun 37 bin Samsung Galaxy S23 Ultra alıyorsun ve bütün özellikler her şeyle döşenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tamam Apple fark edeceksiniz ama bu kadar pahalı olmaması gerekiyor. Çünkü bu teknoloji herkesin ulaşabileceği bir şey olması gerekiyor. Tamam 37 bin lira değil de en azından şu anki kurla 25 bin lira civarlarında olsa bu cihazlar. Ya ben sadece markayı eleştirmiyorum. Vergileri de eleştiriyorum. Yani gidip de siz bu kadar vergi koyarsanız telefonun kendi ücreti kadar vergi alıyorsunuz. Bu telefonların fiyatları maalesef ki bu şekilde bir tabloyla karşımıza çıkacak. O yüzden dolayı fazla eleştirmeyeceğim değiştirmek istemiyorum. Direkt şafak operasyonu ile ters kelepçe olabilirim. Her neyse dediğim gibi ekranı başarılı sadece 60 Hz olması biraz koyuyor. Bataryası bir günü çıkartabiliyor. bundan içiniz rahat olabilir. Bataryası gerçekten çok rahat bir şekilde bir günü çıkartıyor. 25 Watt'la da birlikte şarj edebiliyorsunuz. kablosuz şarj desteği de bulunuyor. MagSafe gibi destekleri de kullanabilirsiniz. Kamerası gerçekten başarılı. Yani evet 37 bin TL veriyorsunuz ama kamerası da bunu kesinlikle karşılıyor. Gündüzleri hem de geceleri çok iyi şekilde videolar, fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Geniş açı geceleri fazla iyi olmuyor videolar kısmında ama yine onun da bir tık baş başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ön kamera kesinlikle başarılı. Ben memnun olduğumu söyleyebilirim. Diğer telefonlara göre ayrıca işlemci kısmında 15 Bionic işlemcisi ile birlikte günümüzün bütün oyunlarını çok rahat bir şekilde 60 FPS'te en yüksek grafik ayarlarında oynatabilecektir. Günlük işlemlerinizde çok rahat bir şekilde halledebilirken 5G desteği, NFC desteği bulunuyor. Ses kısmını çok çok yüksek olması da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu Face ID bulunuyor. Suya ve toza karşı denklik bulurken kutusundan ise sadece USB Type-C'den Lightning'e ara kablo çıkıyor. Bunun dışında başka bir şey çıkmıyor. Şimdi gelelim diğer en üst üst segment cihazımıza. iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro'yu anlatmaya gerek yok. Gerçekten güzel bir cihaz. Şu an 128 GB'lık modeli 58.000 TL. Ve bu telefonu alacaksanız bütçeniz varsa alın. Bir şey demiyorum kesinlikle. Çünkü gerçekten o fiyatı hak eden bir cihaz ama şöyle bir şey de var. Yani durumunuz yoksa bu telefonu kesinlikle almayın. iPhone 14 Pro hakkında sadece bunu söyleyeceğim. Pro Max'e de bence gerek yok. Sadece fazla şarj istiyorsanız ve büyük bir telefon istiyorsanız ancak o şekilde Pro Max'i e alabilirsiniz. Düşük seviye telefonlar. Burada mesela iPhone 8'den iPhone X'e kadar olan telefonları da sıfır olarak zaten bulamazsınız. İkinci el olarak almaya çalışın. Tabii ki de kendiniz biliyorsanız. Bilmiyorsanız da gidip yenilenmiş olarak uygun fiyatı düşürürseniz bu şekilde almaya çalışın. Yenilenmiş olarak almak da biraz mantıklı çünkü 12 ay garantili oluyor. Yani aradaki kararı siz verin. Ama iPhone XR 6 telefonlarda şu an güncelleme desteği yok. 3-4 sene sonra bu telefonların maalesef bir destekleri uygulamalar kısmında yavaştan kesilmeye başlayacaktır. Alacaksanız da bu şekilde bu telefonları tercih edin. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zaten fazla Apple bir cihaz yok. O yüzden dolayı size popüler olan ve alınabilecek en mantıklı cihazları sunmaya çalıştım ve biraz da eleştirdim. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.